Evet, şimdi hocam tabii kabızlık dedi. Evde oturuyoruz. Evet. Kendimizi izole ediyoruz, karantinayı alıyoruz evde. Yiyoruz, oturuyoruz. Mutfak ve salon arasında bir yol haritamız var ve çok yiyoruz. Belki sıvı tüketmiyoruz, kabız olabiliyoruz. Doğru. Bunun ardından da hemoroid hastalığıyla karşılaşabiliyoruz hocam. Doğru. Peki, sık gelen hastalardan, grup hastalarından bir bölümden bahsettiniz şimdi. Yani ben hem hastalarıma öneriyorum, ben de evde de uyguluyorum. Mesela ben şeyi çok seviyorum. Böyle küçük tabaklara zeytinyağı, doğal, güzel zeytinyağı. Ortasına da biraz nar ekşisi koyup, hani daha özel ekmekler oluyor böyle. Evet. Kepek ekmeği gibi ya da tam buğday ekmeği. Böyle ona bandırıp yemek yiyerek bir zeytinyağı tüketimini böyle arttırıyorum. Mutlaka salata yapılması lazım yemeklerde. Daha çok ince yapraklı, rengarenk sebzelerden, işte reyhan, fesleğen, ne bileyim Akdeniz kıvırcığı falan gibi. Ona da bol zeytinyağı. Dediğiniz gibi su tüketimi önemli. Evet. Suda da bir önerim, pH'i yüksek sular tercih edilmesini öneririm. pH değerleri yazar zaten üstlerinde. Ve hareket etmesi. Hamur işlerini biraz azaltmak lazım. Ve ev yemekleri tarzında beslenmek lazım. Şimdi kabızlık olunca bu sefer zorlanmak, ıkınmak, uzun süre tuvalette kalmak, bunlar da hemoroidal hastalığı tetikliyor. Evet. Kanamalar oluyor, telaşlanıyor insanlar. Şiddetli ağrı oluyor ya da makattan dışarı doğru çıkan memeler oluşuyor. Bu durumda geliyorlar. İşte ya da gelmemeye çalışıyorlar falan, bir şekilde kremle mremle atlatmaya çalışıyorlar. Ona göre de biz öncelikli olarak yine de ilaç tedavisiyle tedavi etmeye çalışıyoruz ama lazer hemoroidektomi, ne bileyim bant ligasyonu ya da çeşit çeşit ameliyat dışı da çözümlerimiz var ama çok kötü olanlara da ameliyattan başka bir çare kalmıyor. Gerekirse de onu yapıyoruz.